Ali Korkut, cinayet masası. Temiz. Ahmet Emin'in cesedi üzerinden alınan battaniyede sperm lekelerine rastlandı. İşin ilginç yanı, sperm lekelerinin DNA'sı Ali Korkut'un DNA profiline tıpatıp uyum sağladı. Bu durum bütün gerçeği açığa kavuşturdu. Buyurun hocam. Ne? Tamam hocam, teşekkürler. Ne oldu başkomiserim? Battaniyedeki sperm izleri, DNA analiz sonuçları çıkmış. Sperm Ali'ye aitmiş. Ali ve Zeynep arasında bir ilişki olduğunu anlayan başkomiser Orhan ve yardımcısı soluğu Zeynep Emin'in evinde aldılar. Temiz. Bunlar gitmiş. Nereye gitmiş olabilirler? Nerelisin sen? Yozgatlıyım. Başka kimsen yok mu İstanbul'da? Yok. Annemler Yozgat'tılar. Ben sizden anons geç. Yozgat'a gidiyor olabilirler. 45-25'ten tüm ekiplere. 45-25'ten tüm ekiplere. İl dışına çıkmış olabilirler. Başkomiser Orhan yanılmamıştı. Zeynep Emin ve Ali Korkut, anonstan sonra şehirler arası bir otobüste yakalandılar. Kiminizi görebilir miyim? Sizi almak durumundayız. Lütfen buyurun emniyete kadar. Neden memur bey? Emniyeti size bildirecekler durumu. Lütfen zorluk çıkarmayın. Lütfen buyurun. Birlikte kaçarken yakalanan Zeynep Emin ve Ali Korkut, yapılan sorguda her şeyi itiraf ettiler. 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece, 155 polis imdatı arayan Zeynep Emin, kocasının öldürüldüğünü ihbar etti. Eve varan ekipler, maktul Ahmet Emin'in cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede maktulün boynunun sağ tarafına delici bir cisimle aldığı darbe yüzünden öldüğü anlaşılırken, kısmen çamurlu olan bahçede iki farklı ayak izine rastlandı. Maktulün karısı Zeynep Emin ifadesinde, gece bahçeden gelen sesler üzerine kocasının yanından hiç ayırmadığı sopasını alarak evden dışarıya fırladığını söyledi. Polis tüm araştırmalarına rağmen sopayı ve cinayet silahını bulamadı. Görgü tanıklarından biri 23 ya da 28 plakalı beyaz bir Şahin gördüğünü söyledi. MOBESE kayıtlarından araç tespit edildi ve aracın sahibi Murat Korkut'a ulaşıldı. Ancak Murat Korkut'un bütün gece evde olduğu anlaşılınca şüpheler yeğeni Ali Korkut üzerinde yoğunlaştı. Ali Korkut'u evde arkadaşı Sertaç Kutlu ile birlikte bulan Başkomiser Orhan her ikisini de gözaltına aldı. İlk sorgularında her şeyi inkar eden iki arkadaş,
evlerinde yapılan aramalarda bulunan delillerle birlikte Beyaz Şahin'de Ahmet Emin'e ait temizlenmiş kan örnekleri bulununca o gece olay yerinde olduklarını itiraf ettiler. Her ikisi de Ahmet Emin'in kendilerine saldırdığını söylerken Ali Ahmet Emin'i Sertaç'ın öldürdüğünü... Sertaç ise Ali'nin öldürdüğünü iddia ediyordu. Cinayette kullanılan tornavidanın üzerinde Sertaç'ın parmak izleri çıkınca Sertaç tutuklandı. Ali ise serbest bırakıldı. Cinayet çözülmüş, suçlu yakalanmıştı. Ama Sertaç daha hakim karşısına çıkmadığı için dava dosyası henüz kapanmamıştı. Geç de olsa bulunan kayıp sopa olayların bütün akışını değiştirdi. Kırık sopanın daha önce kırılarak yapıştırıldığını anlayan Başkomiser Orhan, Ali'nin parmaklarında kalan yapıştırıcı izlerini dikkate alarak Ali ile konuşmaya gitti. Ali evinde yoktu. Bu arada olay yerindeki battaniyenin üzerinde rastlanan sperm izlerini araştıran uzmanlar, spermin Ali'ye ait olduğunu tespit ettiler. Ali'nin kurbanın karısı Zeynep'le bir ilişkisi olduğunu anlayan Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, soluğu Zeynep'in evinde aldı. Zeynep'in de alelacele evini terk ettiğini anlayan Başkomiser Orhan, bütün ekipleri uyararak İstanbul çıkışlarının tutulmasını istedi. Çok geçmeden Zeynep ve Ali, İzmit çıkışında Yozgat'a giden bir otobüste yakalandılar. Ahmet alkolik adamın tekiydi. Sürekli döverdi beni. Lan sen kim oluyorsun da bana karışıp duruyorsun ha? Bırak! Yeter lan! Yeter lan! Bırak! Kurtulacağım lan senden! Yürü be! Ondan nefret ediyordum. Ali ile çalıştığım iş yerinde tanıştık. Kısa sürede ilişkimiz ilerledi. Ali çok farklıydı. Birlikte olmaya başladık. Geç oldu artık. Gideyim. Korkma. Bugün maç var. Gece yarısından önce gelmez eve.